El Fatiha me as salavat Allah mesal ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Ve Allah'ın bahsettiklerinden bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluğun temelinde biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek yatıyor. Ya insanlar dilerler, kurtulurlar, Allah'ın cennetine girerler muhakkak veya dilemezler. O zaman da kurtuluşları söz konusu değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah Teala'nın fırkalar konusuna giriyoruz. Konumuz bu, fırkalar. Allah Teala fırkalara ayrılmayın diyor. Fırkalara ayrılmanızı hoş görmüyor Allah Teala. Fırkalar yoktur diyor. Sadece bir tek din vardır diyor. O dinin dışındaki her şey fırkalara ayrılmış olanları gösterir diyor. Öyleyse Allah Teala ne demek istiyor? Muhtevaya bakıyoruz. Rum suresi 30. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Hanif olarak kendini dine, hanif dinine ikame et. O hanif dini ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. O hanif dini ki Allah-u Teala sadece bütün insanları, sadece bu bir tek dini yaşamak üzere yarattı. Yani insanların fıtratında olan şey, kabiliyetleri Allah'ın kendilerine verdiği kabiliyet, sadece bir tek dini, hanif dinini yaşayabilecek olan özellikleri ifade ediyor. Sadece tek bir din. Ey Allah Teala diyor ki Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. La tebdile halkillah. Allah'ın halk ettiklerinde, yaratılış standartlarında, yaratış standartlarında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din budur. Ezelden ebede kadar devam edecek olan ve başka hiçbir dinin oluşmasına Allah'ın müsaade etmeyeceği ve bütün zamanlar boyunca sadece olmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, emrettiği din, hanif dini. Bir başka adıyla Allah'a teslim olma dini. Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etme dini. Başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece hanif dini var oldu Adem Aleyhisselam'dan. İlk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber.
Sadece bir tek din, adı Hanif dini, Arapça adı mı İslam dini, yani Allah'a teslim olma dini. Peki Rum 30'da Allah Teala bu dinin ezelden geldiğini, ebede kadar devam edeceğini, sonsuza kadar sadece bu dinin devam edeceğini, sadece bu dinin var olacağını söylüyor. Başka bir din hiç olmadı ve olmayacak. Ve bütün insanlar bu bir tek dini yaşama özelliğiyle yaratıldılar. Bütün özelliklerimiz bu dini yaşamak üzere Allah Teala tarafından verilmiş. Allah Teala devam ediyor Rum 31'de. Münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Bütün takva sahibi olanlar Rum suresinin 31. ayeti kerimesine göre başlangıç takvası olan bu takvadan geçmek mecburiyetindedirler. Birinci takva, Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorsanız 7 takvanın diğerlerine hiçbir zaman ulaşamazsınız. Diğer 6'sına hiçbir zaman ulaşamazsınız. Yol buradan geçiyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemekten. Dilemeyen fırkalara ayrılmıştır. Öyleyse Allah Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede, yani Rum suresi 30. ve 31. ayet-i kerimelerden sonra müşriklerden olmayın, Allah'a ulaşmayı dileyin ki takva sahibi olun ve müşriklerden olmaktan kurtulun diyen Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede müşrikleri tarif ediyor. Gizli şirkin sahipleri. Diyor ki minellezine, yani Rum 32, minellezine ferreku dinehum, onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Ve kânu şia'a, ve bölük bölük oldular. Şuyu buldu, dağıldı onlar. Kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Her bir hizip, her bir grup kendisinde olanla ferahlanır. Kendi yanında olanla ferahlanır. Yani asırlardan beri ataları onlara ne öğretmişse onunla doğruyu yaptığına inanır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın devreye girişi böyle başlıyor. Evvela bu tarife dikkatle baktığımız zaman müşriklerin tarifinde Allah Teala net olarak fırkalara ayrılanlardan bahsediyor. Fırkalara ayrılmayıp tek bir fırkayı oluşturanlar, yani sırat-ı müstakim üzerinde olanlar, onlar fırkalara ayrılmamış olanlardır. Hanif dini veya Arapça adıyla İslam dini 3 temeli ifade eder. 1- tek Allah'a inanmak. 2- fırkalara ayrılmayan tek bir toplum. 3- o tek Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmek. 7 safhada. Öyleyse görüyorsunuz ki her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. Şimdi Allah'ın müşrik tabirinden burada neyi kastettiğine bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ki müşriklerden olmaktan kurtulun. Öyleyse müşriklerden olmaktan kurtulduğumuz nokta
Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o fırkalara ayrılmamıştır. Tek bir fırkanın üzerindedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Sırat-ül Aziz-ül Hamid'in, yani ilk Sırat-ı Müstakim'in üzerindedir. Fırkalara ayrılmayan, bir başka ifadeyle Allah'a yönelen, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen, bir başka ifadeyle Allah'a istikamet üzere olan herkes. Bunlar şirkten kurtulmuşlardır. Gizli şirkin Rum suresinin 32. ayet-i kerimesindeki tarifi fırkalara ayrılmak şeklinde. Peki başka tarifi var mı? Elbette var. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde gizli şirki bir başka açıdan almış ele. Diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Yani tek ilah olarak Allah varken hevalarını kendilerine ilah edinerek ikinci bir ilahı oluşturanlar, bu sebeple gizli şirkin içinde olanlar, Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onların ilimleri vardır ama o ilim onları dalaletten kurtaramamıştır. İlmin gereklerini gerçekleştiriyorlar ama dalalette kalmaya mahkumlar. İşte bugün İslam aleminin, Hristiyan aleminin, Yahudi aleminin, bütün dünyadaki 72 ayrı fırkanın her birisinin, insanının %90'dan fazlası o çevrenin içinde yaşayan, o inanışın içinde yaşayan, ama inanan, ama inanmayan insanların, inananların da içinde %10'dan az bir kesim sadece tek bir fırkayı oluşturur. Ve konunun enteresan tarafı şu ki, o insanlar hangi kavimde olurlarsa olsunlar, o ait oldukları kavimde onların lisanlarıyla konuşan mutlaka Allah'ın bir Resulü her devrede hayattadır. Bu Allah'ın Resulü onlara sadece bizim sizlere anlattığımız şeyleri anlatır. Şu anda dünya üzerinde hangi ülkeyi düşünürseniz düşünün, hangi dille konuşuyor olurlarsa olsunlar, onların arasında şu anda Allah'ın bir Resulü mutlaka onlara anlatıyor bu anlattığımız şeyleri. Ama tesir alanı ne derseniz, tesir alanı her zaman o toplumun çok küçük bir kısmını oluşturabiliyor. Olayın da sebebi açık ve kesin olarak yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Bugüne kadar hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Bununla kavimlerin büyük kısmından bahsediyor. Ad kavminin içinde Müslümanlardan bir tek ev bulunabilmiş. Allah'ın Hazreti Lut'un kavmi olan Ad kavmini yok ettiğini biliyoruz. Ve sadece bir tek ev Müslümanlardan oluşuyor. Yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenler. Öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Allah Teala'nın Câsiye 23'te ifade buyurduğu şirk sahipleri, müşrikler hevalarını kendilerine ilah edinenler. Özellikleri görme hastalarının, Basar isimli görme hastalarının üzerinde, dünyaya bakan görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde var, bir örtü var. Gözlerin üzerinde hicab-ı mestire var. İrşad makamını irşad makamı olarak göremezler, tanımlayamazlar. Kulaklarında bakra var, işitme hastaları mühürlü. İrşad makamının sözlerini işitemezler, manasına varamazlar. Kalplerinde mühür var ve içinde küfür kelimesi var ve kalplerinde ekinnet var. İdrake engel olan bir sistem. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa durumu budur. Öyle olunca ne olur? Hiçbir zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ama ilim içinde yüzmektedir. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Çok geniş bir fıkıh ilmi alabildiğine genişlemiş. En güzel standartlarda onu öğrenmişler. Şeytan neden buna müsaade ediyor, bunu ortadan kaldırmıyor? Çünkü insanların bir şeylerle meşgul olmasını ve onunla ferahlanmasını istiyor. Onlar da o öğrendikleri fıkıh ilmiyle ferahlanıyorlar ve o ilmi gerçekten çok güzel bir şekilde biliyorlar, tatbikte ediyorlar. Ama dinlerini bilmiyorlar. Bu din bilgisi, Hanif dini veya Arapça adıyla İslam dini, yani kainatın tek dini, tek bir fırkayı ifade eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan bir tek fırka. İkincisi yok. Her toplumun içinde bütün fırkalar oluşabilir. Her fırka oluşabilir. Ama o fırkaların hangisi olursa olsun, eğer o fırkanın içindekiler Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o fırka onları sadece cehenneme götürür. Hiç kimse için kurtuluş söz konusu değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada dalaleti olanların özelliğini gördük. Neymiş özellikleri? Hevalarını kendilerine, yani nefslerinin afetlerinin özelliklerini kendilerine ilah edinenler. Kumanda mevkiinde olan, emir ve kumanda mevkiinde olan Allah emirlerini indirmiş. Ne zaman onun emriyle karşılaşsa kişi, namaz kıl emri, oruç tut emri, zekat ver emri, zikir yap emri, selam ver emri, Allah'ın her türlü emriyle kişi karşılaştığı zaman, hayır, Allah'ın emrini yerine getirmiyor. O emrin dışında nefsi ona, yani aslında şeytan, bir şey emrediyor. Ve kişi Allah'ın emrini değil, o emri yerine getiriyor. Yani ilah mevkiinde olan, emir ve kumanda mevkiinde olan Allah'ı oradan indiriyor. Oraya kendi nefsinin o afetini koyuyor. Hangi afete uygun hareket etmişse, gerek Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediği zaman, gerek Allah'ın emrettiği bir fiili işlemediği zaman. Öyleyse neden bahsediyoruz acaba?
bahsettiğimiz şey açık ve kesin. Ya o tek fırkadan olacaksınız, o tek fırka sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Dilediğiniz andan itibaren şirkte değilsiniz. Sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Sırat-ül Aziz-ül Hamid. Sonra mı? Sonra huşu sahibi olacaksınız. Sırat-ı seviyeyi elde edeceksiniz. Bunların ikisi de sebildir. Ve o sebillerden sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman Allah-u Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını ve sırat-ı müstakime ulaşmasını temin edecek. Devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelmesiyle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren müminsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren şeytanın kulu olmaktan kurtuldunuz. Allah'ın kulu oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah sizin içinize öyle bir iman veriyor ki ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağınıza kesin şekilde inanç sahibi oluyorsunuz. Ve bu sizi Allah-u Teala'nın indinde bir yere oturtuyor. Huşu sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hevalarını kendilerine ilah edinenler ve ilah edinme açısından Allah tek ilah olarak varken hevalarını, nefslerinin afetlerinin özelliklerini kendilerine ikinci bir ilah edinerek şirkte insanlar. Bu şirkten kurtulmaları ancak Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle mümkün. Dilerlerse ne olur? Dilerlerse dalaletten derhal kurtulurlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda dalaletten kurtulmuştur. Tağutun hegemonyasından da kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanların tesirinden de kurtulmuştur. Küfürden de kurtulmuştur. Ve evvela bu tarz bir şirkten kurtulmuştur. Yani Allah'ı Rab mevkinden indirip yerine nefsinin afetini geçirerek ikinci bir ilaha itaat etmek olayı kişiyi gizli şirkin içinde tutar. Ama Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi o tek fırkanın dışındaki bütün fırkalarda olanların şirkte olduğunu söylüyor. Öyleyse bakalım Allah-u Teala'nın dizaynı ne? Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor şeytan İnsanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün fırkalar diyor. Ne diyor Allah-u Teala? Tek bir fırka diyor. Tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Bugün dünya dinlerini inceleyenlerin vardıkları sonuç bilgisayarlara kaydetmişler. 72 çeşit inanç. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordukları zaman sahabe ey Allah'ın Resulü kaç fırka oluşacak? 73 diyor. Ama bugünün ilim sahiplerinin bulduğu fırka 72.
Ama aslında 73. Bu 72 fırkanın içinde, inanç biçiminin içinde insanların büyük çoğunluğu hep Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşuyor. Yani ne yazık ki kurtuluşları olmayanlar. Gene bu 72 fırkanın hepsinin içinde mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen küçük gruplar var. O insanların %10'undan çok daha aşağıda gruplar. Belki %1, belki %2, belki bazılarında %8-9 ama %10'u hiç aşmıyor Allah'ın taraftarları. Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte 72 tane fırkanın içindeki, onların içinde bulunan hangi dinden olan insanların arasında olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar, onlar 73. fırkayı oluşturuyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Şimdi ayet-i kerimenin muhtevasına gelelim. Ne diyor Allah-u Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani fırkalara ayrılanlar onlar. Fırkalara ayrılmayan, Hanif dininin standartlarını devam ettirenler kimler? O bir tek grup. Bütün din zannedilen inanç biçimlerinin, inanç farklılıklarının içinde sadece bir tanesinin içinde bulunanlar değil, 73. fırka onların içinden bir tanesinin içindeki bir fırka değil, onların içinden bir fırka değil, 72 fırkanın içine tamamen dağılmış durumda, her bir fırkanın içinde mevcut. 73. fırka bütün o fırkaların içindeki Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen, Allah'a istikamet üzere olan insanlardan oluşuyor. Ve sayıları toplam nüfusun %10'unun çok altında. Onun için Allah Teala biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğuyla dolduracağız diyor. Pek çoğuyla. Onun için iblis, eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Ve bağlamış. Bir tek fırka hariç bütün insanlar, geri kalan 72 fırkanın hepsi şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte şirk müessesesi. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği süre içerisinde münkerle ve fuhuşla emredilmekte olacaktır ve şeytanın kulu olmakta devam edecektir. Allah dururken şeytana kulluk etmek açık bir müessesedir. Apaçık şirktir. Ama neden apaçık şirktir diyoruz? Ortada
kendisini insanlara Tanrı gibi kabul ettiren bir iblis var. Sözlerini tatbik sahasına getiriyor. İşte bugün dünyayı saran Illuminati tehlikesi onlardan oluşuyor. Şirk içinde olan insanlardan oluşuyor. Allah'ın emirlerini hiçe sayıyorlar. Şeytanın emirlerini yerine getiriyorlar. Bu şeytanı bir nevi tanrı saymak oluyor. Illuminati'nin mensupları için şeytan bir tanrıdır. Bir ilahtır. Ve onun kulu olmuş durumda. Sadece Illuminati'nin pek az mensubu değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne yazık ki herkes. Hiç kimse kendisine gelen negatif telkinlerin hepsinin şeytana ait olduğunu bilmiyor. Bütün insanların iç dünyalarından onlara Allah'ın emirlerini yaptırmamak, yasak ettiği fiilleri işletmek üzere gelen bütün telkinler o insanın kendi düşüncesi değildir. Onların hepsi şeytanın o insanlara ulaştırdığı nasihatlardır, direktiflerdir ve bütün gücüyle Allah'ın emirlerini yaptırmamak için emreder, bütün gücüyle Allah'ın yasaklarını işletmek üzere emreder. Bu münkeri emretmektir, fuhşu emretmektir ve Allah'ın yolundan men etmektir. İşte Allah Teala'nın söylediği gibi şeytan bütün insanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Peki tağutun bu tensirinden, bu şirkten ne zaman kurtulacak insanlar? Münkerle fuhuşla emrettiğine göre onu kendilerine ilah ediniyor insanlar. Onu ilah edinenler emirleri yapmak sadedinde ve onu ilah edinenler Allah'ın yoluna hiçbir zaman giremeyecekleri için ikinci açıdan da dalalette olanlardır, küfürde olanlardır, şeytanın kulu olanlardır. Ne zaman bir insan şeytanın kulu olmaktan kurtuluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ enâbu ilâllâhi febeşir ibâdî." Lehumil büşra diyor. Onlara müjdeler vardır. Baştan başlayalım. Onlar ki tâgûta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan İçtinab ettiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Ve şeytana, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi vardır. Hem cennet müjdesi. Kullarımı müjdele diyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Artık Allah'ın kulu olarak kabul ediliyorlar. Neden? Bu noktada Allah'ın ilahi iradesi bizim irademizin yerine geçti. Bizim irademiz Allah Teala devreden çıkardı, kendi iradesiyle kumanda etmeye başladı. O zaman namazı severiz, o zaman zikri severiz, o zaman oruç bize ağır gelmez, açlık hissetmeyiz ve böyle bir hayatı muhteşem bir mutluluk içinde devam ettiririz. İşte şeytanın kulu olmaktan, insan ve cin şeytanların, tağutun kulu olmaktan iştinav etmek, kaçınmak ve kurtulmak Allah'a yönelmekle mümkün.
yöneldiği andan itibaren o kişi şeytanın kulu değildir, Allah'ın kuludur. Yöneldiği andan itibaren o kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Yöneldiği andan itibaren mümindir, yöneldiği andan itibaren şirkten kurtulmuştur. O zaman bütün fırkaları ifade eden ve bir tane ayrı fırkayı ifade eden bir ayet var. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Enam 152'nin sonu şöyle: ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Dört teslim. Allah'ın ahdi dört teslimi de içerir. Allah'ın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden bu misaki, bu ağır sözü alıyor. İrademiz Allah'a, evet, ruhumu da, veçimi de, nefsimi de, kendimi de sana teslim edeceğim diye misak veriyor ezelde. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, bana yemin verin bana teslim olacağınıza dair. Ey vücutlar, bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, bana misak verin bana teslim olacağınıza dair. Yeminler, misaklar, ahdler veriliyor ve Allah Teala soruyor verilmeden evvel, sözlerimi işittiniz mi diyor. Bu sözleri söyledikten sonra soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ruhlar, nefsler, fizik vücutlar yemin, misak ve ahd veriyor Allah Teala'ya. Allah Teala bunun üzerine ilahi irade olarak cüz'i iradeye sesleniyor. Senden de diyor bir yemin alacağım, bir söz alacağım, kesin söz. Bana söz veriyor musun diyor, iradi yapı olarak, irade olarak bana külli iradeye teslim olacağına, ilahi iradeye teslim olacağına irademiz de söz veriyor. Bu sözün adı misak. Ruhun misakıyla bu söz aynı söz değil. Bu iradenin de teslimini içeriyor. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi, Allah'ın ahdını ifa edin. Ve 153. ayet-i kerime, Hâzâ sırat-ı müstakîmû fettebiûhû. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Kim Allah'ın emrini ifa edecekse o dört tane sırat-ı müstakîm üzerinden bu muhtevayı yerine getirecektir. Aslında her alanda ayrı bir sırat-ı müstakimden bahsetmek söz konusu. Her biri tamamlandıkça yerine yeni bir sırat-ı müstakim geçiyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledik. Sıratul Azizil Hamid üzerindeyiz. Mürşidimize 7. basamağa kadar bu. 7. basamaktan 14. basamağa kadar sıratı seviye üzerindeyiz. 14. basamaktan 21. basamağa kadar sıratı müstakim üzerindeyiz. 14. basamakta ruhumuzun yolculuğu başlıyor. Bu
Bu ruhun sırat-ı müstakimi. 14. basamakta fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi başlıyor. 14. basamakta nefsimizin sırat-ı müstakimi başlıyor. 14. basamakta bizi irşada ulaştıracak olan sırat-ı müstakim başlıyor. 14. basamakta irademizi Allah'a teslim ettirecek olan sırat-ı müstakim başlıyor. Ve başlangıç noktasından itibaren hareket standartları evvela ruhun Allah'a teslimini oluşturuyor. Birinci sırat-ı müstakim sona eriyor. İkinci sırat-ı müstakim de onunla başlamıştı, fizik vücudun sırat-ı müstakimi. 25. basamağa kadar devam ediyor. Nefsin sırat-ı müstakimi de orada başlamıştı. 27. basamağa kadar devam ediyor. Bizi irşada ulaştıracak sırat-ı müstakim 28. basamağın 4. kademesine kadar devam ediyor. İrademizi Allah'a teslim edecek olan sırat-ı müstakim hepsi aynı nokta başlıyor. 28. basamağın 5. kademesine kadar devam ediyor. Ve 1. sırat-ı müstakimin üzerinde olduğumuz andan itibaren, sebilin üzerinde olduğumuz andan itibaren fırkalara ayrılmaktan kurtulmuş bir insanız. İşte Allah-u Teala'nın istediği de hepimizin fırkalara ayrılmaktan mutlaka kurtulması. Ne diyor Allah-u Teala Enam 153'te? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Yani Allah'ın ahdini gerçekleştirmek, ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek sırat-ı müstakimdir. Bir sırat-ı müstakimin çeşitli alanlarda devam eden bütünüdür. Ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşada ulaşmayı ve iradenin teslimini içerir. Öyleyse bakıyoruz Enam suresinin 179. ayet-i kerimesinden sonra 180. ayet-i kerimesine, 178. ayet-i kerimesine, orada bütün dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve hüsranda olanların günahlarının sevaplarından fazla olan insanlar olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala'nın işte bu sırat-ı müstakimdir dediği Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde bu bahsettiğimiz sırat-ı müstakimlerin hepsi. Ve diyor ki Allah-u Teala sakın bu sırat-ı müstakimin dışında kalan diğer fırkaların ...72 tane fırkanın hiçbirine tabi olmayın ki sadece sırat-ı müstakim üzerinde bulunun ki diğer fırkaların her birisi sizi fırkalara ayırır. Yani Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre şirkte bırakır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu sebeple de şirktedir. Şeytan onlara devamlı emrettiği için Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre de şirktedir. Nefs tezkiyesi yapamaz bu insanlar. Şeytan onlara devamlı emreder.
onlar da şeytanın emirlerini yerine getirirler. Neden? Çünkü fizik vücutlarının yaşadığı alem nasıl bir alemse, akıl orada şuurlanmıştır. Oranın mantık ölçülerine göre değerleme yapabilmektedir. Ve Allah'ın yasak ettiği fiiller için devamlı yeşil ışıklar yakacaktır nefse. Allah'ın emrettiği fiiller için de kırmızı ışık. Öyleyse bu kişinin nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik ve Allah'ın emrettiklerini de yapmamaya yönelik. Böyle bir ortamda kişi bir büyük hatanın içerisine giriyor. Böyle bir dizaynda, muhtevaya dikkatle bakın. Burada şirk var. Kişiler fırkalara ayrıldığı için şirkteler. Sırat-ı müstakimin üzerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes sırat-ı müstakimin dışındadır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an sebil'e ulaşırız. Sebil'lerin dışında olan, ki sebil'lerin hepsinin toplamı bir tek sebil oluşturur. Yedi sebil'in toplamı bir tek sebil oluşturur. O tek sebil kurtulanların sebil'idir. Müminlerin sebil'idir. Mümin olanlar o sebil'in üzerindedir. Ne zaman mümin oluruz? Kalbimizdeki küfür kelimesini almak üzere Allah-u Teala'nın kalbimizi mührünü açtığı an mümin oluruz. Küfür kelimesini almıştır Allah-u Teala. Artık kalbinde küfür yazmayan birisiyiz ve küfür muhtevasının tamamen dışına çıkmışızdır. Küfrün muhtevası Bakara 7'de veriliyor. Demin bahsettiğimiz Câsiye 23 ile aynı özelliklere sahip. Hiçbir farkı yok. İşitme uzuvları mühürlü, işitme hassası mühürlü, kalpteki idrak hassası mühürlü, kalp mühürlü, görme hassasının da, basar isimli görme hassasının da üzerinde gışamet adlı bir perde var. Bu insanlar Allah'ın yolunda olmayanlar, şirkte olanlar, dalalette olanlar, küfürde olanlar, bu insanlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu insanlar 72 tane fırkaya ayrılmış durumdalar. 72 fırkanın da büyük ağırlığı bunlardan oluşuyor. Hiçbirinde kurtulması mümkün değil. Yani her fırkadaki 72 tane inanç çeşidinin her birindeki insanların %90'dan fazlası Allah'ın emirlerini hiçe saymış ve fırkalara ayrılmışlar. Bir başka ifadeyle sebil üzerinde olmamışlar. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a yönelmemişler. Allah'a doğru istikamet üzere olmamışlar. Onların hepsi sebillerin dışındadır. İşte Allah Teala onu söylüyor Enam 153'te. O sırat-ı müstakimin, bu yedi tane sebilin dışındaki fırkalardan, ki yedi sebil aslında bir tek sebildir, o sebilin dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün fırkalar diyor Allah Teala, bütün fırkalar sizi Allah'ın o tek yolundan, o tek sebilinden saptırırlar, fırkalara ayrılmış olursunuz.
Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani Allah'a yönelenler, yani Allah'a doğru istikamet üzere olanlar, onlar şirkten, onlar fısktan, onlar küfürden, onlar şeytana kul olmaktan kurtulmuş olanlardır. Tek bir fırkanın sahipleridir. İşte kıyametten evvel oluşacak olan tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası olacaktır. Ve 72 tane fırkanın hepsinden küçük bir kısmı bu 73. fırkanın bir bölümünü oluşturacaktır. Bütün fırkalardan 72 fırkanın her birinden bir küçük grup. O fırkanın içindekilerin %10'undan mutlaka daha küçük bir grup. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu sebeple şeytana kul olmaktan kurtulmuş olanlardır. Ve Allah'ın o tek fırkasının gereğini yerine getirecek olanlardır. Yani sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهُمْ Rad 22. İşte aynı olayı anlatıyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Enam 152'nin cevabı. Rad 20. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Bu sebeple de misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Onlar Allah'ın zatını sabırla dileyenlerdir. Zata ulaşmayı değil, zatın kalp gözüyle görünmesi için zatı görmeyi dileyenlerdir. Onlar ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirenlerdir. Ve la yenkudunel misak ve böylece misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Ama bu irademizin Allah Teala'ya verdiği misak. Bu kişiler Allah'ın zatını diliyorlar. Allah'ın zatına ulaşmanın çok ötesinde Allah'ın zatını görmek için misakleri o. İradenin de Allah'a teslimi. Ancak o zaman görünür. Peki bir misak daha vardı ruhumuzun Allah'a ulaşması konusunda. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak. O da aynı ayetler içinde yer alıyor. Enam 22'ye Rad 22'ye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Rad 21'e baktığımız zaman وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar misaklerini bozmazlar. Bu sefer ruhlarının verdiği misakları bozmazlar. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse onlar misaklarını bozmazlar deyince 20. ayet-i kerimeyle alakalandırdığınız zaman iradelerinin Allah'a verdiği misakları 21. ayet-i kerimeyle alakalandırdığınız zaman ruhlarının Allah'a verdiği misakları yerine getiriyorlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Eğer Allah'ın ahdini yerine getirmek açısından bakıyorsanız, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi dileyenler, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Ama ruhlarının misakini yerine getirenler, gene Allah'a diliyorlar, ama Allah'a ulaşmak için diliyorlar. İşte
şirkten kurtulmak için tek fırkaya tabi olmak mecburiyetindesiniz. O tek fırka, sizi şirkten kurtaracak olan fırka burada anlatılıyor Rum 31'de. Münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Fırkalara ayrılan müşriklerden olma. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde ol. Yedi tane sebilden oluşan, İslam'ın yedi safhası yedi tane sebil oluşturuyor. Her bir sebil bir kesimini ifade ediyor konunun. Bu yedi tane sebilin herhangi birisinin üzerinde bulunmayan bir insan, o müşriklerdendir diyor Allah Teala. Neden? O kişi gizli şirkin içindedir. Şeytan ona daima münkeri ve fuhşu emreder. Ve onlar da Allah'a her seferinde Rab mevkiinden indirirler. Nefslerinin o afetinin gereğini yerine getirirler. O olayda şirki yaşamışlardır. Allah'ın emrini değil, nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinmişlerdir. Böylece fırkalar ve şirk müessesesi tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fırkalara ayrılan herkes, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, bütün cephelerden şirk içindedir. Mümin değildir, şirktedir. Hidayette değildir, şirktedir. Sırat-ı müstakim üzerinde değildir, şirktedir. Hevalarını kendilerine ilah edindikleri için şirktedirler. Şeytanların, insan ve cin şeytanların tabiyetinde oldukları için şirktedirler. Yani şeytana, Allah'a değil de tağuta kul oldukları için şirktedirler. Dalalette oldukları için şirktedirler. Ve nefslerini hüsrana düşürdükleri için şirktedirler. Bilhassa şirktedirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an'ın yeni bir inceliğini sizlere anlatmak bahtlılığına Allah Teala bizi ulaştırdı. Bu hakikatler zamanımızın insanları tarafından yavaş yavaş anlaşılacaktır. İnceledikçe Allah'ın bize söyletmekte olduğu doğruları bütün insanlar öğreneceklerdir. Bir kısım insanlar öğrenmesine rağmen çevrelerinden çekinecekler, tatbik etmeyeceklerdir. Bir kısım insanlar öğrenmelerine rağmen nefslerinin kibir afeti yüzünden tatbik etmeyeceklerdir. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için hedef söz konusudur. Ya kurtuluş ya da cehennem. Allah'ın yolunu seçmeyenler cehenneme gitmek mecburiyetindedirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.